Mistik Yol'dan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Bu meditasyon baş ağrısı ve migren sorunu çeken kişileri rahatlatmak ve ağrının kaynağını keşfetmek için bilinçaltına doğru soruları sormak üzere hazırlandı. Meditasyonumuz 3 bölümden oluşuyor. İlk etapta kendimiz için sakinleştirici ve güvenli bir alan yaratacağız ve iyileştirici bir meditasyon haline girerek ağrının etkisini azaltacağız. Ardından ağrıyı ona eklenmiş olabilecek zihinsel etkilerden uzakta, çıplak bir halde görmeyi öğreneceğiz. Kronik ağrıyla başa çıkmak zor olabilir ve çoğu zaman acı çektiğimizde yaşadığımız etkiyi zihnimizde olduğundan daha kötü bir hale getirme eğiliminde oluruz. Ağrı çektiğimiz için öfkelenip kendi kendimize olumsuz bir şekilde konuşmaya başlayabiliriz veya kendimize acıma duygularına kapılabiliriz. Ağrının üzerine koyduğumuz tüm bu duygusal ve zihinsel ekler onu arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu nedenle ağrıyı başka bir olumsuzluğu tetiklemesine izin vermeden tek başına görebilmek önemli bir beceridir. Bunu yaptığımızda ağrıyla savaşmayı bırakırız. Bunun yerine kabul etmeyi, izin vermeyi öğreniriz ve onun bize sağlığımızla ilgili vereceği bilgiyi almaya hazır hale geliriz. Bu da bizi meditasyonun son aşamasına ulaştırır. Artık günlük hayatımızda ağrı çekmemize neden olan etkiyi keşfe çıkabiliriz. İlginçtir ki çıplak halde görüldüğünde ağrının sebebi oturuş bozukluğu veya yazı okurken kaş çatma gibi basit bir fiziksel alışkanlık bile çıkabilir. Veya bazı durumlarda yoğun bir duygusal tepkinin bedendeki yansıması olabilir. Farkında olmadan yaptığımız her şey, fiziksel veya zihinsel bir kötü alışkanlığa dönüşebilir ve bu etkiler bedenimizde ağrı olarak kendini gösterebilir. Bize düşen bilinçli zihnimizle onu fark etmeye niyet etmek ve bilinçaltımızdan bize uygun çözümü bulmasını istemektir. Eğer sebebi bilirsek onu değiştirebiliriz ve kendimize bu ağrının artık bulunmadığı bir yaşam biçimi tasarlayabiliriz. Daha fazla ilerlemeden önce hatırlatmak isterim ki bu meditasyon tıbbi bir prosedürün yerine geçemez. Herhangi bir tıbbi endişen varsa lütfen doktora danış ve bu meditasyonu uyguladığın bir tedavi varsa onun tamamlayıcısı olarak kullan. Şimdi rahat bir pozisyonda olduğundan emin ol. Bu bir uyku meditasyonu olduğu için yatıyor olmak en iyisidir. Gözlerini kapat. Tüm beden ağırlığın yatağa gömülsün. Şimdi rahatlamak için 3 derin nefes alacağız.
1. Derin bir nefes al. 2 saniye kadar tut ve bırak. 2. Derin ve karından bir nefes daha alalım. Tutalım ve bırakalım. Üç, son kez derin bir nefes al. İki saniye kadar tut ve bırak. Ve nefes vermeyle birlikte üzerine gelen gevşeme dalgasını hisset. Tamamen enerji dolmuş ve canlanmış ama aynı zamanda sakin ve rahatlamış bir şekilde yatıyorsun. Vücudundaki gerilim noktaları gevşiyor. Tüm gerginlikler verilen nefeslerle birlikte uzaklaşıyor ve son derece rahat hissederek gitgide tatlı bir uyku halinin üzerine geldiğini hissediyorsun. Şimdi nefesinin doğal olarak yavaşlamasına ve kendiliğinden akmasına izin ver. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan en doğal şekliyle akan nefesi dinle. Bu üç derin nefesin sende yarattığı sakinliği fark et. Vücudunun hiçbir zorlama olmadan nasıl kolayca nefes aldığını izle. Şimdi tamamen sakin ve rahatlamış olarak yatarken ağrıyı tarafsız bir gözle izleyebiliriz. Onu nazikçe farkındalığına getir. Şu an tamamen güvendesin ve her şey yolunda. Sadece o hissin farkında ol. Merak etme, bunu çok fazla sürdürmeyeceğiz. Duyumun ortaya çıkmasına izin vermek iyidir ve meditasyon sırasında o sana asla zarar veremez. Dikkatini bu bölgede nazikçe tut.
tam yerini hisset. Ağrı sana nasıl geliyor? Onu durdurmaya çalışmadan sakin bir gözle incele. Harika, çok iyi gidiyorsun. Artık odak noktamızı değiştirebiliriz. Şimdi gözünün önüne bulunmaktan en keyif aldığın yeri getir. Veya istersen huzurlu ve sakin hissedebileceğin hayali bir yeri de düşünebilirsin. Burası muhteşem bir dağ tepesi, ıssız bir kumsal veya sık sık gittiğin bir yer olabilir. Belki de senin en huzur duyduğun yer, sevdiğin birinin yanıdır. Sıcak atmosferi olan bir yerde, neşeli kahkahalarla dolu bir arkadaş toplantısı sana iyi hissettirebilir. Bu yer neresi olursa olsun, şimdi canlı bir şekilde onu zihninde gör. Bu yerin tüm fiziksel yönlerini görselleştirmeye başla. Neredesin? Yukarı baktığında ne görüyorsun? Dışarıdaysan gökyüzünü görebilirsin. Veya güven ve neşe dolu bir odadaysan tavanı görüyor olabilirsin. Yukarı baktığında gördüğün her şeyi fark et. Şimdi aşağı bak ve ayaklarını gör. Yer nasıl görünüyor? Hayalindeki bu yeri yakından incele. Şimdi renkleri biraz daha canlı ve parlak hale getirelim. Ayrıntılar zihninde net bir şekilde belirsin. Ağaçlardaki ve bitkilerdeki yapraklar veya odada bulunan eşyalar gibi. Herhangi bir desen fark ediyor musun? Doğadaki desenleri fark edebilirsin. Veya bir odadaysan kumaşların ve nesnelerin desenleri dikkatini çekebilir. Gözüne çarpan her nesneyi ayrıntısıyla incele. Hava karanlık mı veya aydınlık mı? Günün hangi saati olduğunu biliyor musun?
gökyüzünde güneşin konumuna bakarak bir tahminde bulunabilir misin? Güneş ışığının hayalinde hangi yönden geldiğini incele. Bu yeri senin için bu kadar keyifli kılan tüm güzel şeylere dikkatini ver. Öncelikle ayaklarını yere vurarak başlayabilirsin. Yer sert mi yoksa yumuşak mı? Yerin ayak tabanlarında oluşturduğu hissi fark ediyor musun? Buranın sıcaklığı nasıl? Serin mi? Ilık mı yoksa sıcak mı? Rüzgar esiyor mu yoksa hava sakin ve durgun mu? Cildinde güneşi hissedebiliyor musun? Bu duyumları hissederek sakince dur ve keyfini çıkar. Burada herhangi bir koku var mı? Eğer plajda olduğunu hayal ediyorsan, belki burnuna tuzlu deniz havası geliyordur. Ya da ormanda olduğunu hayal ediyorsan, ağaçların ve çiçeklerin kokusunu alabilirsin. Peki ya sesler? Etrafındaki sesleri veya konuşmaları da bu deneyime dahil edebilirsin. Belki yakınında sevdiğin birini duyabiliyorsun. Belki yalnızsın ve doğanın sana sunduğu sesler kulağına geliyor olabilir. Şimdi bu seslere odaklanarak biraz vakit geçirelim. Daha da rahatlamak için burada ne yaptığına dikkatini ver. Oturup dinleniyor musun? Etrafta dolaşıp keşif mi yapıyorsun? Yoksa biriyle sohbet mi ediyorsun? Yapmaktan en çok zevk aldığın şey nedir?
Burada tamamen rahatlamış ve mutlu bir haldesin. Tek yapman gereken rahatlamak ve keyfini çıkarmak. Burası istediğin her an dinlenmek ve güç toplamak için seni bekliyor olacak. Kendini ne zaman yorgun hissedersen buraya gelebilirsin. Stresli veya ağrı çektiğin anlarda burası senin güvenli ve huzurlu limanın olabilir. Şimdi buradayken ve uyku artık iyice bastırmışken şu soruları sor kendine. Bu ağrı neden var? Ağrı neden var? Bu ağrı neden var? Sağlıkla yaşamak için ne yapmam gerekiyor? Sağlıklı yaşamak için ne yapmam gerekiyor? Sağlıklı yaşamak için ne yapmam gerekiyor? Zihninde bu soruların yankılanmasına izin ver. Bırak sorular içinde yaşarsın. Bırak bu cümleler unutulsun ama ardındaki niyet zaman içinde sana ihtiyacın olan yanıtları getirsin. Aynı bir tohumun yok olurken ağacı var etmesi gibi. Soru bilinçaltında, derinlerde yanıtını bulmak üzere dinleniyor. Ve sen her şeyin yolunda olduğunu bilerek huzurlu bir uykuya dalıyorsun. Şimdi uyu ve dinlen. Derin bir uyku seni bekliyor. Uyu ve güzel rüyalar gör. Thank you.